arkadaşlar. Çünkü bazılarının söylediği gibi bu bir tutukluluk hali falan değil. Sadece seçilmesinden sonra da değil. Can, Mücella, Mine, Çiğdem, Osman Kavala ve bu sebeple içeride tutulan tüm arkadaşlarımız tam bir senedir bir maskaralık esiri olarak Silivri zindanlarında esir olarak tutuluyorlar. Ve bu maskaralığa bir yenisini daha ekledi saray rejimi. Seçilmiş bir milletvekili aradan 3 hafta geçmiş olmasına rağmen, anayasanın 83. maddesi çok açık ve net olmasına rağmen Yargıtay tarafından hukuka karşı hile kullanılarak şu anda resmen esir tutuluyor sevgili arkadaşlar. Bu işin Türkçesi budur. Yargıtay'a dilekçe vermemize gerek olmadan resmen canın tahliye edilmesi gerekirken, canın mazbatası ile birlikte itiraz dilekçemizi günler, haftalar önce Yargıtay'a sunmuşken hala gereği yapılmıyor. Dosya ilgili ceza dairesine gönderilmiyor. 3 günlük süre başlatılmıyor. Yani açık ve net söylüyorum. Hatay halkının iradesi saray rejimine hizmet eden bir grup tarafından esir tutuluyor sevgili arkadaşlar. Bu haksızlığa hayır demek üzere buradayız. Bu haksızlığa dur demek üzere buradayız. Canı içeriden almak üzere buradayız. Çünkü şu anda esir tutulan sadece Can Atalay değildir. Hatay halkının iradesidir diyoruz. Can Atalay'a özgürlük diyoruz. Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan avukat Can Atalay 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden takiben Can Atalay avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı. Ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda anayasaya aykırıdır ve Yargıtay anayasanın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk halinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Çünkü anayasanın 83. maddesinde aynen şöyle yazmaktadır. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anlamı apaçık olan anayasa hükmü ortadayken burada başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden meclise yemin edip görevine başlayamadı? Can Atalay ne zaman Hatay'a ulaşıp enkaza çevrilmiş olan şehrin imarı için yurttaşlarla beraber çalışmalarına başlayabilecek? Can Atalay'ın Hatay'ı ve tüm ülkeyi enkaz altında bırakanların suçlarını yüzlere vurmasından mı korkuyorsunuz? Milli iradenin yerine gelmesini engellemenin, yani milletin seçtiği vekil sanki seçilmemiş gibi davranmanın bir suç olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sorumuzla anayasal kurumları anayasaya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin. Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasını, önündeki engellerin kaldırılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saraydan talimat beklediğiniz bir her gün anayasayı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterlerine. Bunu unutmayın. Çünkü biz sizin kanun dışı keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Başta Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman olmak üzere haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm yurttaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz. Hukuka, adalete saygı istiyoruz. Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz. Can Atalay'a özgürlük istiyoruz.